Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz hücre sitoplazmasında bulunan organeller olacak. Evet, ribozomla başlayalım. Ama önce küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü hala bazı yardımcı yayınlarda ribozomun organel olduğu yazmakta. Ribozom bir organel değildir. Hiçbir bilimsel yayında da ribozomun organel olduğu ile ilgili bir bilimsel bilgi bulunmamaktadır. Yani arkadaşlar, bilimsel olarak ribozom organel olarak kabul edilmiyor. Evet, bu düzeltmeyi yaptıktan sonra ribozomun özelliklerine de bakalım isterseniz. Ribozom zarsızdır. Yapısı küçük ve büyük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşur. Her iki alt biriminde yapısında ribozomal RNA ve protein bulunur. Ribozomun alt birimleri ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenir. Çekirdekçikte sentezlendikten sonra her iki alt birim çekirdek zarından sitoplazmaya çıkar. Protein sentezi sırasında da bir araya gelerek ribozomu oluştururlar. Ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Dolayısıyla da her canlı kendi proteinini DNA'sındaki genetik bilgiye göre kendisi sentezler. Ribozomun faaliyeti sırasında ortamdaki amino asit sayısı azalırken protein, su ve peptit bağı sayısı artar. Ribozomun bir kısmı sitoplazmada serbest olarak bulunurken bir kısmı da endoplazmik retikulum ve çekirdek zarına bağlı olarak bulunur. Yine ribozomun bir kısmı da kloroplast ve mitokondri organellerin içinde bulunur. Bağlı ribozomlarda sentezlenen proteinler ya hücre zarı yapısına katılırlar ya da hücre dışına salgılanırlar ya da lizozom gibi organellerde paketlenirler arkadaşlar. Serbest ribozomlarda sentezlenen proteinler ise hücrenin içinde sitoplazmasında kullanılırlar diye söyleyebilirim. Evet, ribozomdan sonra gelelim endoplazmik retikuluma. Endoplazmik retikulum tek katlı zarlı bir organeldir. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcıklar ve kesicikler sistemidir. Endoplazmik retikulumlar birbirleriyle bağlantı olmalarına rağmen yapı ve görev bakımından iki çeşitli bulunurlar. Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma granüllü yani tanecikli endoplazmik retikulum denir. Üzerinde ribozom bulunmayan endoplazmik retikuluma ise granülsüz ya da diğer adıyla düz endoplazmik retikulum adı verilir. Evet, şimdi endoplazmik retikulumun çeşitlerinin özelliklerine ve görevlerine bakalım isterseniz. Evet, üzerinde ribozom bulunmayan endoplazmik retikuluma biraz önce granülsüz yani düz endoplazmik retikulum dendiğini söylemiştim. Granülsüz endoplazmik retikulumlar lipid sentezinde ve karbonhidrat metabolizmasında görev yaparlar. Birincil görevleri budur. Diğer görevlerine de bakalım isterseniz. Eşey bezlerinde ve böbrek üstü bezinin korteksinde steroid yapılı hormonların sentezinde de görev yaparlar. Yani eşeysel hormonlar olan testosteron, östrojen ve progesteron hormonlarının sentezi. Yine böbrek üstü bezinin korteks yani kabuk kısmında bulunan kortizol ve aldosteron hormonlarının sentezi düz endoplazmik retikulumlarla ilişkilidir diye söyleyebilirim. Yine granülsüz endoplazmik retikulumlarda sentezlenen fosfolipitler hücre zarının yapısına katılırlar arkadaşlar. Karaciğer ve yağ dokuda yani adipoz dokuda trigliserit adını verdiğimiz yağların sentezini ve depolanmasında yine granülsüz endoplazmik retikulumlar sağlar. Yine karaciğerde bulunan granülsüz endoplazmik retikulumlar İlaç ve zehirlerin etkisiz hale getirilmesini yani detoksifikasyonu sağlarlar. Kas hücrelerimizde bulunan granülsüz endoplazmik retikulumlar ki diğer adıyla da sarkoplazmik retikulumlardır. Kas kasılmasında görev yapan kalsiyum iyonlarını depo ederler. Ayrıca karaciğerde ve kas dokuda glikoz, glikojen şeklinde granülsüz endoplazmik retikulumlarda depolanır arkadaşlar. Dikkat ederseniz granülsüzlerin bayağı bir görevi var.
Gelelim granül endoplazmik retikulumlara. Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma granül endoplazmik retikulum demiştik. Granül endoplazmik retikulum üzerinde bulunan bir ribozomda sentezlenen bir polipeptit, sentez sonrası endoplazmik retikulumun kanalcı içerisine girer ve burada katlanmalar yapar ve proteine dönüşür. Polipeptitin katlanmasıyla oluşan protein daha ileri bir değişiklik için Golgi organeline gönderilir arkadaşlar. Granül endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretilen salgı proteinlerine karbonhidrat ekleyerek glikoprotein sentezini sağlar. Endoplazmik retikulumlar hücre sitoplazmasını bölmelere ayırdığından sitoplazmada gerçekleşen farklı özellikle tepkimelerin birbirine karışmadan gerçekleşmesini de sağlar. Bu da yine tüm endoplazmik retikulumların ayrıca bir özelliğidir arkadaşlar. Evet, gelelim diğer bir organelimize, yani Golgi aygıtına. Golgi aygıtı tek katlı zarlıdır. Sisterne adı verilen yassı keseciklerden oluşur. Endoplazmik retikulumdan gelen ürünleri değişikliğe uğratır, paketler ve ilgili kısımlara gönderir. Dolayısıyla Golgi, teslim alan, paketleyen, sınıflandıran ve ilgili kısımlara gönderen bir posta merkezi gibi görev yapar. Unutmayalım arkadaşlar, birçok madde en son Golgi'ye uğrar ve Golgi'de en son değişiklikleri yapılır. En son biçimlendirmeler daima Golgi'de gerçekleşir. Salgı için özelleşmiş hücrelerde çok miktarda bulunur. Genelde sorularda salgı kelimesini gördüğümüz zaman Golgi organeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradan da Golgi organelinden bahsedildiğini hemen bulabiliriz arkadaşlar. Golgi aygıtı hücre içinde veya hücre dışında kullanılacağı yere gidecek olan protein moleküllerini gitmeden önce paketler ve tabii ki onları sınıflandırır. Endoplazmik retikulumda üretilen glikoproteinlerin karbonhidrat kısmı Golgi'de değişikliğe uğratılır. Yine bu değişiklik arkadaşlar şu şekilde yapılabilir. Sentezlenmiş olan glikoproteinin gliko kısmında yer alan, yani karbonhidrat kısmında yer alan bazı karbonhidratların yerini değiştirir. Bazılarını da çıkarır, yerine başka karbonhidrat ekler. Bu şekilde Golgi değişiklik yapar. Ayrıca bazı karbonhidratlara protein ekleyerek kendisi de glikoprotein sentezi yapar. Yine Golgi granülsüz endoplazmik retikulumda sentezlenmiş olan fosfolipitleri de değişikliğe uğratabilir. Fosfolipitlerin granülsüz endoplazmik retikulumlarda sentezlendiğini söylemiştim. Hücre zarının yapısına katılacak olan fosfolipitlerde en son değişikliğe Golgi'de uğratılırlar arkadaşlar. Evet, organellerimize başladık. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Hoşçakalın.